Efendim herkese selamlar. Bu videomuzda Casper'ın yeni akıllı telefonu Via X30 Plus modeline yakından bakacağız. Şu anda internette kontrol ettiğimde en uygun fiyatlı yaklaşık 8.000 TL'ye bulunabiliyor ve ne yazık ki bilmiyorum akıllı telefon piyasasını ne kadar sıkı takip ediyorsunuz ama artık günümüz şartlarında 8.000 TL sıfır akıllı telefonlar için söylüyorum. Uygun fiyat kategorisinde yer alıyor ve X30 Plus da bence başta işlemcisi ki birazdan konuşacağız MediaTek Helio G99 işlemcisi var. Geçtiğimiz dönemde bir tablet ve bir telefonda daha bu işlemciyi kanalımda incelemiştim. Anlatmıştım o videolarda. Bununla beraber donanım tarafında 8 GB RAM ve 256 GB'lık depolama alanı ile bence bulunduğu fiyat segmentine göre sıyrılıyor. Ama her zaman olduğu gibi hem tasarım hem de kutu içeriğiyle başlayalım. Kutudan bir tane şeffaf kılıfımız, onunla beraber telefonun da maksimum desteklediği güç olan 30 wattlık bir adaptörümüz, USB tip C kablomuz, her iki ucu da USB tip C olan kablomuz, bir tane koruma camı çıkıyor ve onunla beraber de kablolu bir kulaklık çıkıyor. Casper'dan alışık olduğumuz üzere yine kutu içeriği zengin bir şekilde karşımıza çıkıyor. Tasarım noktasında iki farklı modeli var. Bunlardan birincisi benim de bu videoda konuğum olan platin antrasit olarak geçen model. Bir de daha açık gümüş renkli olan platin gümüş olarak geçen bir rengi var. Telefonun tasarımına baktığımızda arka taraf her ne kadar cam gibi görünüyor olsa da dışarıdan baktığınızda öyle bir hissiyat veriyor olsa da aslında telefonun genel malzeme yapısı plastik. Hem arka bölümümüz hem de yan çerçevelerimiz plastik. Parmak iz sensörü cihazın güç tuşuna entegre bir şekilde konumlandırılmış. Aynı zamanda isterseniz yüz tanıma teknolojisinden de faydalanabiliyorsunuz. Telefonda mono bir hoparlör var, stereo hoparlör yok. Testini gerçekleştirdim. Hiç fena sonuç çıkartmıyor bence. Yaklaşık 100 desibellere kadar ulaşan ve hani duyduğunuzda da böyle patlamayan, düzgün ses veren bir hoparlör var. Ama mono bir şekilde konumlandırılmış. Cihazı ön taraftan baktığımızda hemen sol köşede ön kameranın oluşturduğu bir çentik alanı var. Onun dışında ekran kasa oranı olarak da gayet başarılı, ince çerçeveli bir akıllı telefon. Genel anlamda tasarımı bu şekilde. Videonun başında söylediğim gibi bence bu akıllı telefonun kendi fiyat segmentinde en öne çıktığı konu MediaTek Helio G99 işlemcisi ki hep söylüyorum özellikle nispeten daha uygun fiyatlı bir akıllı telefon alıyorsanız İşlemci konusuna en çok hani dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü zaten hani belli başlı konularda ortalama özellikler alınıyor ama eğer işlemci tercihini yanlış yaparsanız bütün hani gündelik hayattaki telefon kullanımınız, oyun performansınız vesaire de etkilendiği için o noktada birazcık dikkat etmek gerekiyor ve gerçekten hani o fiyat kategorisinde MediaTek'in Helio G99 işlemcisi de güzel işlemcilerden biri ki burada işte hem 8 GB RAM'lik bir RAM kapasitemiz olması, aynı zamanda 256 GB'da depolama olması işlemciyle beraber ek güzellikler. Yine işte sanal RAM ile beraber 16 GB yükseltebiliyoruz ama ben daha çok orada içindeki donanımda ne var ona önem veriyorum. Ama hani onu da belirtmiş olayım. Bununla beraber ilginç olan konulardan biri cihazda SD kart girişi var. Artık yavaş yavaş SD kart girişi görmüyoruz. Bu telefonda 512 GB'a kadar hani zaten 256 GB'lik depolama bence fazlasıyla yetecektir ama hani oldu ya bir şekilde telefonu ciddi bir depolama için kullanıyorsunuz. Böyle bir desteğin olduğunu da belirteyim. MediaTek Helio G99 uygun fiyatlı akıllı telefon kategorisinde sizin telefonu kullanırken işte bu ihtiyaç duyduğunuz uygulamalarda vesaire herhangi bir problem yaşatmayacak size. Herhangi bir işte yavaşlık böyle o giriş seviyesi telefonlarda karşılaştığımız problemlerle karşılaşmayacağınız bir işlemci. Oyun tarafında da mesela PUBG Mobile'da HD grafik ayarında yüksek kare hızıyla birlikte Via X30 Plus'la birlikte oyunu akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Bir de Diablo Immortal'ı test ettim. Yine artık klasiklerden cihazları yoran bir oyun olduğu için orada da orta grafik ayarında 30 FPS bir şekilde herhangi bir problem olmadan oynayabiliyorsunuz. Bu arada isterseniz ekranla da devam edelim. Ekranımız 6.5 inçlik IPS LCD panel kullanan Full HD Plus çözünürlüğe sahip 90 Hz'lik bir tazeleme desteğimiz var ve 550 nit'te parlaklık değeri olduğunu Casper resmi dokümanlarında belirtmiş. Ben açıkçası hani resmi dokümanlara bakmadan biz işte detayları falan çekmiştik. Ekran parlaklığının ben daha yüksek olduğunu zannediyordum. Çünkü bu aralar biliyorsunuz maşallah havalar bayağı bir iyileşti. Artık yaza doğru gidiyoruz. Çok ciddi güneş ışığının altında ekranı görmekte hiçbir problem yaşamadım. Hatta neredeyse yansıma problemi bile olmadı.
Ben biraz daha yüksek zannediyordum ama resmi rakamlarda 550 nitlik bir parlaklık olduğunu belirtmişler. Genel ekran performansında zaten çektiğimiz detaylarda gördünüz. Kamerayla devam edelim. Arka tarafında 50 megapiksellik bir ana kameramız var. Bununla beraber bir geniş açı, bir de derinlik sensörü, yani arka tarafı bulanıklaştırmada görev yapan portre moduna destekli bir yardımcı kameramız var. Tahmin edebileceğiniz üzere özellikle ışığın iyi olduğu, bir ışık probleminizin olmadığı alanlarda X30 Plus'la beraber ben çekmiş olduğum fotoğraflardan gayet memnun kaldım. Hem işte portre modunda sevgili Ozan, ve Ozan işte beni çekti, öyle bazı detayları aldık. Genel çektiğim fotoğrafların keskinliği vesaire güzeldi. Ancak tabii ki düşük ışık şartlarına geçtiğimizde, özellikle etrafınızda herhangi bir ışık kaynağı yoksa cihazın kamerasını besleyecek. Her ne kadar telefonda bir gece modu olmasına rağmen, uzun pozlama yapabiliyor olmasına rağmen, bulunduğu segment gereği birazcık böyle grenlenmeler, kirlenmeler oluşuyor. Daha çok böyle hani gündüz performansı anlamında iddialı bir akıllı telefon diyebilirim, kendi bulunduğu fiyat segmentine göre. Video tarafında 1080p video kaydedebiliyoruz. Herhangi bir 4K desteğimiz yok. 1080p olarak videolarımızı kaydedebiliyoruz. Ön tarafta da hemen sol üst bölümde bulunan bir 13 megapiksellik selfie kameramız var. Onun da yine sonuçlarını ekranlarında görüyorsunuz. Bu akıllı telefonla alakalı işlemci ve donanım özelliklerinin yanı sıra benim beğendiğim konu pil performansı oldu. Çünkü yapmış olduğum PC Mark batarya testinde hemen tam skoru sizlere söyleyeyim. 16 saat 7 dakikalık bir test gerçekleştirmiş ki ben bütün akıllı telefonlarda aynı şartlarda yapıyorum. Parlaklığı otomatiğe alıyorum ve onunla beraber cihaz internete bağlı bir şekilde pili %100 konumdayken başlıyor. %20'ye geldiğinde de ekran açık kalma süresi bize zaten skoru veriyor. Burada da 16 saatlik bir rakam aldık ki, bir değer aldık ki daha doğrusu. 10 saatin biliyorsunuz ne kadar üstüne çıkarsa pil performansı anlamında o kadar iyi sonuçlar elde ediyoruz. Tabii ki bunun sebeplerinden biri, biliyorsunuz ben daha önce de çok videolarda anlattım. Orta düzey telefonların güç tüketim değerleri daha makul seviyelerde oluyor ve batarya konusunda mesela bu cihazda 4600 mAh batarya var ama baktığımızda hemen hemen bütün amiral gemisi cihazlardan daha iyi bir pil skoru alıyor. Bunun da sebebi bahsetmiş olduğum verimlilik, yani işlemciden kaynaklı bir verimlilik olması. Onu da belirteyim. Telefonda Android 12 işletim sistemi geliyor ve NFC desteği var. Bunu özellikle söylüyorum çünkü bu kategoride cihaz tercih eden insanlar özellikle NFC'nin olmasını istiyorlar. Bu akıllı telefonla da işte temassız ödemeleri falan destekliyor. NFC ile birlikte onları kullanabiliyorsunuz. Genel hatlarıyla Casper'ın yeni akıllı telefonlarından X30 Plus'ın bize sunmuş olduğu özellikler bu şekildeydi. Benim şahsi yorumum, ayırdığınız bütçe bu civarlardaysa, zaten daha önceki videolarda da anlattım. Şu anda 8000 TL'ye öyle işlemcili, hani böyle güncelliğini yitirmiş telefonlar satılıyor ki onlardan kaçıp daha böyle güncel modellere tercih etmeniz gerekiyor. Eğer daha üst seviye bir akıllı telefon alamıyorsanız, o anlamda da Casper Via X30 Plus'ın söylemiş olduğum sebeplerle, yani işlemci ve donanım performansıyla tercih edilebilecek uygun fiyat seçeneklerden biri olmuş. Siz de her zamanki gibi yorumlarınızı aşağıdaki yorumlar bölümünde benimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşürüz.